Hocam, ben sizden özür dilemek istiyorum. Estağfurullah, ne oldu ki? Mahalleye geldiğiniz günden beri size çok ön yargılı davrandım hocam. Ah canım kardeşim benim. Sahte imam olduğumu anlayacaksın diye ecel telleri döktüm hep. Küçükken de böyleydin ya zaten. Hep benimle uğraşırdın, mızmız seni. Kardeşim, sana sarılmamak için kendimi nasıl tuttuğumu bir bilsen. Yok canım, olur mu öyle şey? Parçalanmış bir ailenin tekrar bir araya gelmesi için vesile oldunuz. Allah sizden razı olsun. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Biz de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz burada. Siz iyisiniz değil mi? Yani bir yaramazlık yok, keyfiniz yerinde. Sağ olun hocam. Allah'a şükür iyiyim. Müsaadenizle ben şimdi gideyim. Bir hastamla randevum var. Hayırlı günler. Günler. Sana da canım kardeşim. Merak etme kardeşim. Artık yanındayım. Hiç yalnız bırakmam seni. Anne hiç. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Ben mahallenin camisini arıyorum da. Cami mi? Cami ters kaldı bu amcacığım. Diğer tarafta yani. Namaz kılacaksan da vakit geçti geçiyor ya. Ben namazını kıldım. Allah kabul etsin. Sağ ol. Ben imamım. Buradaki camiye yeni atandım. Pardon amcacığım, ben anlayamadım şimdi. Atandım derken acaba siz tam olarak neyi kastediyorsunuz? Daha anlaşılmayacak bir şey yok. Ben imamım. Burada bir camiye yeni atandım. Şimdi siz caminin yerini biliyor musunuz? Bana onu söyleyin. Cami mi? Ne yapacaksın camide ya? Subhanallah. Ya ben imamım diyorum. Camiye gideceğim diyorum. Sen ne yapacaksın diyorsun? Kardeşim caminin yerini biliyor musun, bilmiyor musun? Beni oyalama. Eğer bilmiyorsan başkasına sonra sonra ben öğrenirim ya. Yok yok tamam. Olur mu öyle şey? Ben sizi götürürüm camiye de. İyi o zaman buyurun gidelim. Hocam siz şimdi harbiden imamsınız yani. Ya muhterem kardeşim. Kaç kere söyleyeceğim. Ben imamım diyorum. İmam. Hocam siz gerçekten imam mısınız? Allah Allah. Ya kardeşim imamın sahtesi mi olurmuş ya? Hadi vakit sıkıştı. Vakit sıkıştı derken? Ya namazı kaçırdık. Hiç olmazsa cemaatin çıkışına yetişeyim de cemaatle bir tanışayım ben. Hadi tabii. Buyurun. Gidelim. Gidelim tabii de. Biz de gideceğiz bakalım. Kardeşim. Böyle düz gidiyoruz. Bayağı da yokuş ya. Ne oldu damat? Yoksa yakalamanı gerektiren suçlular mı var ha? Hayır efendim. Niye öyle dediniz? Ne bileyim. Böyle kıvranıp da arkadan da kertenkele diye fırlıyorsun ya. Gerçi adam öldü ama. Ne alakası var şimdi efendim? Vallahi bilemem artık. O kertenkele mezarından çıkıp gelse bile sen şuradan şuraya gidemezsin. Konuşacağımız çok önemli şeyler var. Bana ne zaman çocuk veriyorsunuz? Teteciğim bizi utandırıyorsun ama. Aa,
tarafımda utanacak bir şey yok ki. Ben yabancı değilim ki. Uzun zamandır bu evde bir çocuk sesine hasret kaldım. Gider ayak bu mutluluğu bana çok görmezsiniz değil mi? Allah gecinden versin efendim. Amin. Ev bilmem artık. Zehra beni kırmadı, evleniyor. Siz de bari bana bu güzel müjdeli haberi verin he. Ya. Şöyle çocuk sesiyle bu evimiz bir neşelensin değil mi böyle? Karıştırdım ya. O taraftan mıydı, böyle miydi? Bilemedim şimdi. Tamam kardeşim. Anlaşıldı. Sen bilmiyorsun. Bir başkasına soralım. Yok yok. Yok hocam ben götürürüm sizi de. Ya bu yağmurdan ıslanmayalım. Kısa yoldan gidelim diyorum. Bu yüzden. Bu taraftan mıydı ya? Bana mı soruyorsun? Sormayayım mı? Ya caminin yerini ben bilsem sana sorar mıyım? Bilmediğim için sana soruyorum kardeşim. Tamam tamam hocam, kızmayın ya. Bu tip sorulardan hoşlanmıyorsunuz demek ki. Tamam ben de bir daha sormam. Buyurun hocam, şöyle şöyle şöyle. Musa, neyin var senin? Hayatım, benim işim yok. Sadece dedenin çocuk meselesiyle ilgili söylediklerine biraz canım sıkıldı. Sen benim gözüme baksana. Sen benden bir şey mi gizliyorsun? Bir rahatsızlığın var senin. Yok canım, benim bir rahatsızlığım var. Midem ağrıyor benim gerçekten. Miden mi ağrıyor? Evet, ağrıyor. Geçer diye bekledim ama geçmedi ya. Yediğin bir şey mi dokundu acaba? Evet, olabilir. Ayrıca dedenden yediğim laflarda dokunmuş olabilir. Ya hem midem ağrıdı diyorsun, hem dedenle uğraşmayı da ihmal etmiyorsun Ünsal ya. Ne uğraşması hale ya, ne uğraşması ya. Bak ah, bak gerçekten yani dayanırım dedim ama dayanamıyorum. Ben bir eczaneye gideyim, bir ilaç milaç alayım. Hemen geliyorum, tamam mı? Saçmalama. Muayene olmadan ne ilacı alacaksın? Ya mide ilacı, mide ilacı. Bir pastil mastil, bir eczane bulurum ben şimdi. Alayım, geliyorum ben. Hemen. Pastil mastil. Ben bu karın ağrısını pek yemedim ama. Dur bakalım ne çıkacak altında. Of. Ya olmayacak böyle. Dolaştırıp duruyorsun. Yok hocam. Ya sen bu caminin yolunu bilmiyorsun galiba. Ha, dur dur dur. Şunlara sorayım ben. Aman hocam, aman sormayın. Sormayın hocam. Başımıza iş alırız, aman aman. Ne iş alacağız başımıza ya? Alt tarafın caminin yolunu soracağım. Öyle de siz Namık'ı tanıyorsunuz. Namık? Namık ne ya? Yarma Namık. Yok yok hocam, yok. Çaktırmadan bakın. Şu sağdaki Yarma Namık bu kızın belalısı. Şimdi size adres sorarsınız ama o anlamaz, bir yerden görür falan gelir. Başımıza iş olur hocam. Ya sen ne enteresan adam çıktın kardeşim ya. Ben imamım. Yaşını başını almış bir adamım. Alt tarafı caminin yolunu soracağız ya. Niye başımıza iş olsun ki? Hocam yani siz adamsınız. Adam da işte o herif adam değil. O bakımdan diyorum. Hem niye camiyi soruyorsunuz? Ben sizi götüreceğim. Götüremiyorsun ama. Halledeceğim hocam. Lütfen bana güvenin, buyurun. Allah'ım yardım et bana. Kardeşimi daha yeni buldum. Ne olur yardım et ya. Alo, Levent. Kertenkelenin peşindesin değil mi? Sakın gözden kaybedeyim deme. Ben hemen geliyorum. Bir sen eksik dineceğim. Ah. Hocam, oruçluyken denize girersem orucum bozulur mu hocam? Ulan Ece, bu kadar mevsimsiz soru mu olur ya? Kışın ortasında denize mi gireceksin lan? Sevgili kardeşim, şimdi ağız ve burundan su kaçırmadığın müddetçe oruçlu denize girebilir. Ama yüzme esnasında kaçınılmazdır.
Dikkat etmek lazım. Anladın mı Müjde abi? Anladım hocam. Allah razı olsun. Sizden de kardeşim. Sizden de Allah razı olsun. Ben de bir şey sorabilir miyim? Bana mı? Evet. Direkt kendisine sormayınız. Sen bana sorun, ben ona iletirim. Direkt kendisine soracağım. Direkt sorarsanız şaşırabilir bu bakımdan. Buyurun bey amca. Cami ne tarafta? Sen hangi camiyi arıyorsun bey amca? Ya mahallenin camisini arıyorum. Bizim mahallenin camisini. Evet. Şaşırdı ya. Ben sizi uyanmıştım hocam, şaşırır diye. Öyle birdenbire soru sorunca şaşırır. Çünkü genelde burada soruları o sorar da o bakımdan. Evet. Rica abi. Sen şimdi git oğlum, ben amcayı götürürüm. Hocam bu bey amcaki... Rica abi, şimdi soru sormanın zamanı değil. Yeteri kadar sorularında bunaltıyorsun zaten. Yok hocam, ondan değil de sizin yanınızda hani bizim mahallenin camisine soruyor ya, ondan ben şey yaptım. Rica abi, sen şimdi git oğlum, ben sana sonra anlatırım. Hayırlı günler bey amca. Güle güle, güle güle. Amma şaşırdı ya. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Allah Allah. Camiye gitmeden bile cemaat beni bekliyormuş. Allah Allah. Bir görüşte hoca oldum anladı ya. Vallahi hocam ne diyeyim, yüzünüzden nur akıyor. Herhalde ondan olsa gerek. Güzel bakan güzel görür. O senin kalbinin güzelliği kardeşim. E hadi artık şu camiyi bulalım. Donduk yahu. Gidelim, gidelim hocam. Donduk ya. Merdiven Levent buradaysa Ünsal'da yakın adamlar. Oğlum kertenkele hemen bir şey yapmalısın. Yakayı ele vermek üzeresin ya. Gelin hocam, gelin. Geliyorum. Hayda. Bu burada ne işi var lan? Bu buraya damladığına göre birazdan komiser Ünsal da damlar. Bizimki ne yapıyor be? Vay amirim. Amirim gelmiş. Hayırdır, ne yapıyorsunuz burada amirim ya? Ya arkadaşım kaç kere dedim sana ben amir değilim. Niye bana amirim diyorsun ya? Ne diyelim ya, Allah Allah. Memur bey mi diyeyim? Ne öyle Amerikan mağri böyle bir özenti havalar. İşte amirim yerli malı işte, ne güzel. Ya arkadaşım bana hiçbir şey deme. Ben şu anda meşgulüm. Senin gibi vasıfsız değilim. Görevdeyim ben ya, yürü hadi. Ne görevi amirim? Görev görevi. Görev görevi arkadaşım. Sana açıklama yapmak zorunda mıyım ya? Vasıfsız. Vay. Vasıfsızlar, böyle bir ikinci sınıf dışlamalar falan filan. Bir vatandaş olarak şuraya vatandaşlık görevimizi yapmaya geldik, kapkaç bildirmeye geldik desek, demek ki vasıfsız, ikinci sınıf adam muamelesi, berduş muamelesi diyorsunuz, öyle mi? Yazıklar olsun be. Sistemin çivici çıkmış, tuz kokmuş, tuz. Bir dakika, bir dakika, ne dedin sen? Tuz. Hayır, ondan önce. Amirim. Hayır ya, bu ikisinin arasında bir şey dedin. Kapkaç. Kapkaç, kapkaç mı olur? Nerede, nasıl, ne zaman? Yok, kapkaç olmadı. Arkadaşım. Kapkaç oldu mu, olmadı mı? Olmadı. Ben öyle farz bir sen söyledim. Kaçtı ya. Kim kaçtı amirim? Ya bırak Allah aşkına. Zaten senin yüzünden. Lafa tuttun beni. Adamlar kaçtı ya. Adamlar derken amirim? Ya işin gücün yok mu senin arkadaşın? Sana açıklama yapmak zorunda mıyım? Hadi yürü ya. Yürü git. Kolay gelsin amirim. İyi çalışmalar. Sen amirim bu kez beni kesin sürecek. Ha geldik diyorsun, ha geldik diyorsun. Bir türlü gelemiyoruz. Nerede bu cami ya? Kardeşim. Ha, ne yapıyorsunuz? Ne yapalım Şevket, yürüyoruz. Amca kim? İşte hoca hoca. Hangi okula gelmiş? Ben okulum. Caminin hocası. Benim cami. Buranın hocası sen değil misin? Sen. Ha. Hayır, çek hocam. Oğlum bir sus. Ya kardeşim bırakın sohbeti ya. Bırakın sohbeti de bir an önce gidelim. Ya da bırakın ben gideyim bulayım ya. Hocam ama hep sitem olmuyor ki böyle. Lütfen yapmayın. Saygıda kusur etmeyelim diyoruz ama olmuyor yani. Nasıl saygı mı ya? Ya götüreceğim diyorsun. Döndün aşağı aynı noktaya geliyoruz kardeşim ya. Ya hocam ben sizi götürmeyeceğim demiyorum ki. Ama hiç yani dinlemiyorsunuz beni. Alt sokakta mevzu vardı, polis kaynıyor. Üst sokakta da... Belediye çalışma yapmış, çamur ortalık. Kestirme yoldan götüreyim diyorum sizi. Biliyorsanız kestirme yolu, kendiniz gidin yani. Nasıl gideyim ben ya? Ben sen beni... Ya nereye getirdin? Neresi burası kardeşim? Nereden bileyim ben? Hocam ama böyle olmuyor ama ha. Gerçekten olmuyor. Götüreceğim sizi diyorum. Siz gitmek istemiyorsanız açık açık söyleyin. Bahane uydurmayın yani. Saçmalama. Saçmalama muhterem kardeşim. Saçmalama lütfen. Ben bulurum arkadaş, bırak. Yeter. Bıktım usandım artık ya. Ben kendim bulurum. Kurun sana bulurum ya. Ben giderim. Hocam. Hocam. Dikkat et hocam.
çarptı oğlum. Elif'e araba çarptılar. Ne arabası lan? Cenaze arabası çarptı oğlum. Kardeşim öldü mü lan bu? Ya oğlum ağzını hayırlı aç ya. Ambulans ambulans çağıralım. Ya kardeşim ne yapıyorsun? Biraz baksana önde ya. Yok 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 ya. Adam sanki yer yarıldı dibine girdi. Ben şimdi amirime ne diyeceğim ya? Efendim amirim. Kertenkelenin peşindesin değil mi? Amirim ben tam olarak kertenkelenin peşinde değilim. Ne demek lan peşinde değilim? Ya amirim sanırım ben kertenkelenin izini kaybettim. Ne? Lan yapacağın iş senin gerizekalı. Şu düştüğümüz hallere bak Şevket ya. Ulan cenaze arabasından mı binecektik? Kardeşim öyle deme, millet bu arabaya binmek için ölüyor. Salak salak konuşma lan. Harbiden buradan bir koyacağım şimdi. Cenaze arabasına aşağı inemeyeceksin ha. Şaka yaptım ya. Şaka yapıyorum, onu bile ne hale getiriyorsun? Hani derginiz ortalık yumuşasın diyorum, hemen koyacağım bocam, o ne ya? Şevket, bizim şu an şaka kaldıracak halimiz mi var abi? Zaten kendimi suçlu hissediyorum herife bir şey olacak diye. Ya kardeşim sen niye her şeyden kendini suçlu hissediyorsun? Böyle bir kendini şey yapıyorsun. Adam karşıya karşıya geçmeyi bilmiyorsa senin suçun ne? Hoca bu. Önce sağına soluna bakacak, öyle geçecek. Ya hoca bunu yaparsa cemaat ne yapsın? Kes kes. Ne demek lan hoca bunu yaparsa cemaat ne yapsın? Hocalar ayakla değil de dört tekerle mi yürüyorlar? Ne demek o ya? Muhterem cemaat, saf pırıstıklaştıralım. Boşlukları dolduralım. Evet, evet, evet. Eyvah. Şu hemen hatırlatayım ki yarım kalan minarenin tamamlanması için bağış kutusu caminin hemen dışında. Yardımlarınızı oraya atın. Yemin kardeşlerim, bugünkü vaazınızın konusu, vaazınız, nerede benim camim? Camim nerede benim? Cami. Hocam, geliyor, cami. Geliyor, cami geliyor, tamam geldi. Hadi. Hocam, beni duyuyorsunuz mu hocam? Kardeşim, zorlama, bak gayet iyi. En azından konuşmaya başladı, çok şükür. Bu da güzel bir haber. İnşallah kalıcı bir hasar olmaz Şevket. Herif çok kötü kafayı vurdu ya. Yok kardeşim, ne kalıcı hasarı? Gayet... İnşallah olmaz yani, hasar olmaz inşallah. İnşallah. Acil sedye getirin. Sen yanlış geldin kardeşim. Karacaahmet bize biraz uzak kalır. Hasta, arka tarafta. Hasta mı? Nasıl ya? Nerede bu görevliler ya? Ya hadi kardeşim. Bakıp durma, hadi bir sedye getir. Tamam. Allah Allah. Ulan benim yüzümden oldu ya. Ben olmasam şimdi ne cemaat ile namaz kılıyordu Allah. Efendim? Aa merhaba merhaba. Türkiye'deyim hala, evet. Evet. Orada durumlar nasıl? Neyin peşindesin lan sen? Ha? Manyak sen Türkiye'desin de biz uzayda mıyız lan? Çok haklısınız beyefendi. Bırak lan bu beyefendi meyefendi ağzını. Parayı hazırladın mı sen, onu söyle. Evet, nakit işini çözdüm. Bana bak. Şunu oynamasın. Bitiririm seni bak. Hiç merak etmeyin. Ne merak edeceğim oğlum? Ne merak edeceğim lan? Eşek gibi halledeceksin. Peki beyefendi, görüşürüz. Görüşürüz, hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bankayla konuştum. Merak etme, bir iki gün içinde konuştuğumuz gibi para sende. Çok teşekkür ederim. Ama teşekkür edersen bozuşuruz. Çok makbule geçti. Sen olmasaydın gönüldeki malları çekemeyecektim. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Bak hala aynı şeyi yapıyorsun ama. Yani Ziya Hoca bir sorun çıkarmaz değil mi? Yo, ne alakası var? Ne bileyim, böyle küçük şeyleri biraz büyütüyor ya, o yüzden söyledim. Nasıl yani? Yani farklı anlamlar çıkartabilir mi? En nihayetinde saygın bir din adamı. Ama çok da kıskanç biri galiba. Yok Ziya'cığım, anlayışlıdır, ileri görüşlüdür. De, cami hocasıdır. Gerçi ben hala anlamış değilim senin cami hocasıyla niye evlendiğini ama... galiba bu adam seni çok seviyor. Yani bunu öğrendiğimde çok sevindim. Ya.
Nereden anladın? Seni çok kıskanıyor. Seven adam kıskanır. Sen kıskanıyor musun onu? Ha? Seviyor musun Ziya Hoca'yı? Bak çok şanslısın. Seni gerçekten seven bir adamla evleneceksin. Ama hani sen ileri görüşlü diyorsun ya. Bence biraz eski kafalı. Çok da kıskanç. Buna da dikkat et. Yani şunun için söylüyorum. Bu aramızda borç durumu var ya. Bunu öğrenirse problem olur mu diye soruyorum. Yok canım. Niye problem olsun Ziya yapmaz öyle şey? İçim rahatladı. Yani aranızda benden dolayı bir problem olursa en çok ben üzülürüm ha. Sen rahat ol Semih'cim. Soru yok. Görüyor musun deminden beri fısır fısır nasıl konuşuyorlar? Ay ne yapabilirim anne? Aa, git senin yanına git. Ben boş bırakmasana. Zehra'yı görmüyor musun nasıl ilgileniyor? Anne Zehra'yı mı kıskanacağım ya? Birkaç ay evleniyor zaten. Bu işler belli olmaz tatlım. Hani gelin ata binmiş, yağ nasip demiş. Yarın ne olacağını kim bilebilir? Zehra ile Ziya'nın sözü bozulursa Zehra'yı kim teselli eder? Semih aşk acısıyla kalbi kırılan Zehra'yı yalnız bırakır mı? Bak sana söylüyorum. Zehra ile Ziya'nın ilişkileri evlilikle sonuçlanmayacak. Yakında bir çırpıda başladığı gibi biter. Ona göre. Doktor Bey. Acaba hocamızın durumu nasıl? Allah'a şükür ciddi bir durumu gözükmüyor. Yine de ihtiyaten hemen uyandırmayacağız. Bir iki gün bekleyeceğiz. Eyvallah hocam, sağ olun. Sen rahat uyu hocam. Gözün arkada kalmasın. İnşallah cemaat de hocasız kalmayacak. Kardeşim bittin mi? Hadi. Hadi hocam. Amcanın durumu nasıl? İyi. Yani amcanız hayati tehlikeyi atlatmış. Ancak şeyden. Neyden? İltifaten. İhtiyatten bir iki gün uyutacaklarmış yani. Siz kimsiniz? Ben amcanızın müftülükten bir arkadaşıyım. Hadi, iyi günler. Nasıl kaybedersin lan kertenkeleyi? Nasıl kaybedersin? Ya amirim yemin ediyorum ben kaybetmedim. Adam bir anda ortadan kayboldu ya. Ulan ben seni bir kaybedeceğim şimdi. Kendi kendini bulamayacaksın ha. Aşkım, bir eczane bulup hemen geliyorum. Hayırdır amirim? Geçmiş olsun. Eczaneden ilaç mı alacaksın? Kafanı patlatacağım ya, sargı bezi alacağım. Kaybetmiş. Öyle miydi gerçekten? Yemin ediyorum aynı anlattığım gibi. Oh. Vay. Ay, kaymak tatlısı. Ben çok severim ya. Bir güzel kabak tatlısı yaptırdım. Ben yiyemiyorum. Bari sizin hiç gözüm yok. Afiyet olsun. Vallahi çok iyi düşünmüşsünüz babacığım. Ne zamandır yememiştik. Afiyet olsun. Bayılıyorum Suma'ya. Zehra'cığım sen bunu ye. Benim porsiyon daha küçük. Yakında gelin olacaksın. Formuna dikkat etmen lazım değil mi? Ya şu kaymağın güzelliğine bakın. Amerika'da danıt yemekten bu tatların hepsini unutmuşum. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de memleketim demiş değil mi? Gerçekten öyle. İş güç başını kaşıyacak vaktin olmuyor. Ama içindeki vatan sevgisi hiçbir zaman tükenmiyor. Buranın havası, yemekleri bambaşka. Örneğin kabak tatlısı. Ya orada kime yaptıracaksın ki bunu? Ama tamam da Semihciğim. Hani orada da kabak var. Hani şu cadılar bayramında içine oyuyorlar ya. Ondan kabak tatlısı yapılabilir mesela. Yapılır. Yapılır da bu kadar güzel olur mu? Olmaz mı? Olur mu? Olmaz mı? Olur. Olmaz. Yani orada içtiğin suyun, içine çektiğin havanın bile tadı yok. Memleket havası başkadır oğlum. Ya ilk gittiğim sene 3 ay boyunca nefes darlığı çektim. Doktora gidiyorum, kontrol ediyor, ciğerlerini tertemiz diyor. Meğerse psikolojikmiş. Yani bedenim orada yaşamayı kabul ediyor ama ruhum orada yaşamayı reddediyormuş. Bu da psikolojik nefes darlığına sebep oluyormuş ya. Aa,
Evet. Aa, ne kadar enteresan. İnsan psikolojisi enteresan Melis'ciğim. Karma karışık yani. Oğlum madem bu kadar çektin daha evvel dönseydin ya. Sabrettim Ekrem amca. İş için, kariyer için, ekmek için. Şimdi mesela yeni bir iş teklifi aldım. Ama mantığım kabul et diyor. Ruhum hiç hazır değil oralara gitmeye. O zaman sen de kabul etme oğlum. Madem ki ruh sağlığın bozulacak. Her şeyden önce sağlık gelir değil mi? Bilmiyorum ki ne yapacağım Ekrem amcacığım. Ben burada ne iş yaparım? Of. Ya kardeşim amma gerginsin ya. Biraz sakin ol ya. Ya nasıl sakin olayım be Şevket ha? Nasıl sakin olayım? Dört tarafımda sıkıntı ya. Kardeşim şurada. Lan burnumun dibinde. Elimi uzatsam dokunacağım. Dokunamıyorum. Kardeşim deyip sarılamıyorum ya. Zehra'yı deli gibi seviyorum. Bir çıkıp kızın karşısına oğlum ben seni deli gibi seviyorum diyemiyorum. Ya derdimiz yokmuş gibi bir de gerçek hoca çıktı. Ve o da herif benim yüzümden şimdi hastanede yatıyor ya. Kardeşim onu dert etme tamam. Çok şükür iyileşecekmiş adam aldık haberini. Bak kardeşin şöyle elini uzatsan dokunacağım mesafede. Gözünün önünde en azından. Eskiden o da yoktu kardeşim. Çok şükür halimize. Öyle. Bence sen şu Zehra yenge mevzusuna biraz eğil. O Semih sürekli tepesine böyle uydu anteni gibi ya. O ne? Ne yüzsüz bir herif o ya? Şevket, ben seni Zehra'nın yanına niye şoför olarak verdim abi? Duruma mukayyet ol diye değil mi? Çok affedersiniz kertenkele beyciğim. Bütün gün sizle beraberim. Ne yapayım? İki yerde olamıyorum şimdilik. Yürü Şevket, yürü. Ne? Gidiyoruz mu? Bu Semih çok tehlikeli oğlum. Pergelleri aç. Gidelim eve. Biraz görünelim ortalıklarda. Korksun şerefsiz. Aynen. Ne yapıyorsun ya? Düğünde para mı takıyorsun anasını zaten? Bırak hadi bırak. Hadi. Hadi hayırlı işler Ahmet abi. Yürü. Amirim. İşte kertenkelenin meşhur kardeşi. 20'li yaşlarının ortalarında. Çocuk doktoru. Bekar. Söylediğin iyi oldu lan. Sağ ol. Biliyoruz lan. Biliyoruz. Orada ben konuşacağım. Sakın ağzını açma. Merhabalar. Hoş geldiniz ya hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin hayatım ya. Hoş buldum canım. Hoş geldin Ziya Hoca. Semih'ciğim, Zehra'nın sözlüsüyle ilgilenmesi gerekiyor. Aa, siz de Melis'le çıkın, gezin. Eğlenin bari. Olur, çıkarız birazdan. Pardon. Efendim Selin'ciğim. Zehra'cığım, bütün hesaplar birbirine karışmış yine. Yani iki müşteri fatura istedi. Tamam faturalar kesilmiş ama arıyorum arıyorum hiçbir yerde yok. Tamam canım sakin ol ben geliyorum hemen. Ne olmuş? Ofiste yine bütün hesap kitap birbirine girmiş. Faturalar da ortada yokmuş. Bir güvenebileceğimiz bir yönetici bulamadık ya. Peki ne olacak şimdi yani? Kız delirmek üzere. Yalnız ofiste. Gidip yardım edeyim bari ofiste geçmem lazım. Ziya Hoca da seninle gelsin. Yalnız gitme hep aklım sende kalıyor. Hoca beraber gidin. Tabii tabii efendim. Gideriz biz. Çıkalım o zaman. Ben de geleyim sizinle. Hem oradan belki başka yere geçeriz ha. Aa iyi olur bak. Belki birlikte iş de konuşursunuz değil mi? İş mi? Evet. Sen Amerika'ya dönmek istemiyorum demedin mi? Bak iyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş derler değil mi? Ne işi dedeciğim anlamadım ben. Biraz evvel sen demedin mi yönetici bulamadık diye. Semih'ten daha güvenilir birini bulacaksın ha? Bak istediğin adam karşımda. Şirketi buna, bunu şirkete teslim et. O şirketi uçursun. Yani ben bilemedim ki. Henüz Türkiye'de kalmaya bile kesin olarak karar veremedim ama. Yok Semih'ciğim yok. Bak bu bence de çok iyi fikir. Şimdiden hayırlı olsun. Thank you.
Evet amca. Semih biz niye daha önce bunu düşünemedik ki? Çok güzel olur gerçekten. Ne oluyoruz lan? Beline bak. Ahtapot gibi her yerden sarıyor arkadaş. Bir şeyler yapmam lazım. Günün her anında Zehra'nın yanında olacağım. Kafana el çevirdiğinde önce beni, sonra Zehra'yı göreceksin. Olmaz. İmkanı yok. Zehra'yı senin gibi bir çakalla aynı iş yerinde yalnız bırakamam. Kıskançlıktan çatlayacaksın hoca efendi. Hadi çıkalım mı o zaman? Ben de geliyorum. Yani önce ofise geçeriz. Oradan da başka bir yerlere çıkarız. Olur mu? Olur. Hadi hazırlanın da gidelim. Ben hazırım zaten. Ben hemen hazırlanıp geliyorum. Yardım edeyim. Sen de canımı sıkan bir şeyler var ama ne bulacağım sen hiç merak etme. Zehra seni değil kara Faruk seviyor ama neden seninle evleniyor? Zaten Zehra'nın seni sevmediğini hemen anlamıştım. Sen de çözemediğin bir şeyler var Ziya Hoca ama çözeceğim. Sen hiç merak etme. Kıyafetlerimi? Evet. Yani böyle iddiasız giyinmeye devam ettiğin sürece ben seçeceğim. Yani anlamıyorum. Hani bu kadar ünlü markaların en lüküs kıyafetlerini nasıl seçiyorsun? Ha tabii bu da bir yetenek. Anne rahat bırak beni ya. Ya insanlar aşağıda bekliyor. Sana cevap vereceğim, yetiştireceğim diye insanları bekletemem. Ay bana cevap yetiştirme zaten. Yani ben senin iyiliğin için söylüyorum. Ya bak hala Semih'in ilgisini çekemedi. Zehra'nın peşinden ayrılmıyor. Ne yapayım anne? Semih'in gönlü bana çevrilsin, büyüsün mü yapayım? Sen büyüleyeceksin onu. Bakışlarınla. Ay öyle boş boş bakarak değil. Yani bir kadının en önemli silahı bakışlarıdır. Bir bakacaksın, onu söyleyeceksin. Bir bakışınla hem meydan okuyacaksın, hem teslim alacaksın. Ha, bir de öyle çok kakara kikir olma. Baş başa kaldığınızda böyle mahcup kız tavırlarını elden bırakma. Biraz nazlı, biraz çekingen. Anne, 40 yıllık Semih'ten mi çekineceğim? Çekinme zaten de seni eğlenilecek kız sensin. Yani kadın dediğin böyle erkekte saf, temiz duygular uyandırmalı. Geçti o eski kafalar anne, geçti. Ay eski kafaymış, eski kafaymış. Bak ne demişler? Kadın dediğin su gibi olmalı. Ne içmeye, ne içmemeye yürek dayanmalı. Ha düşün, düşün, düşün bakalım. Ne içmeye, ne içmemeye. Bu ne demek ya? Zehra Hanım, beni yanlış anlamayın da. Yani bu Semih şimdi hem evde yanınızda olacak, hem iş yerinde. Yani 7 gün 24 saat yanınızda mı olacak ya? Ben anlamadım ki bu biraz fazla değil mi? Hocam ben size kendimi anlatamıyorum galiba. Kaç kere söyledim Semih'le aramızda bir şey yok. Biz birbirimize o gözle bakmıyoruz. Ne yapmam gerekiyor sizi ikna edebilmek için? Avazımın çıktığı kadar bağırsam inanır mısınız bana? Vallahi Zehra Hanım, Semih denen o adam etrafımızda gezindiği müddet... Hocam bir şey sorabilir miyim? Siz beni kıskanıyor musunuz? Kıskanmak mı? Ne kıskanması Zehra Hanım? Öyle bir şey yok. Size bunu defalarca söyledim yani. Ben de bu mahallede bir hocayım. Yani insanların arkamdan bakıp gülüşmelerini falan istemiyorum. Benim bütün derdim bu. Yeter ya! Yeter! Benim de bir sabrım var canım. Hocaysan hocalığını bil. Bir yere kadar. Anladık hocasın, anladık cemaatin var. Başımıza evliya kesildin ya. Bu ne ya? Ayrıca nasıl bir hocasın sen acaba? Ben hayatımda bu kadar iyi dans eden bir adam görmedim. Her numara var sende. Zehra Hanım lütfen ama. Zehra Hanım lütfen ama. Ben öyle mi yaptım şimdi? Ben öyle mi yapıyorum şimdi? Evet öyle yapıyorsun canım. Zehra Hanım lütfen. Yeter ya. Benim de sabrımın bir sınırı var canım. Bir iyilik yaptın, başımıza kalkıp duruyorsun. Senin yapacağın iyiliğin de, senin de. Adam ol bundan sonra anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim Ziya? Anlaşıldı. Peki hocam. Şimdiye kadar
dikkatli oldum. Bundan sonra daha da dikkatli olmaya çalışırım. Ama lütfen bundan sonra bu konuyu açmayalım, olur mu? Tahmin edebileceğiniz gibi abiniz hakkında konuşmaya geldim. Buldunuz mu yoksa abimi? Maalesef. Sizi boş yere heyecanlandırdık. Ama bulacağız. Merak etmeyin. Allah'ım ne olur. Yalvarırım. Yalvarırım bulun onu. Bulacağız. Merak etmeyin. Bakın Betül Hanım. Böyle durumlarda taraflar birbirini ararken ya sizin gibi polis yoluyla ararlar. Veya çevresine sorup soruşturarak ararlar. Eğer sizi bulursa mutlaka ama mutlaka her şeyden önce bize haber verin. Başka bir şey istemiyorum. Yani bu dünyada tek istediğim şey onu bulmak, hiç haber vermez miyim? Biz sizi fazla meşgul etmeyelim. İzninizi isteyelim. İlginize çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederiz. Hala abisinin kim olduğunu bilmiyor. Kertenkele kimliğini açık etmemiş. Bana bak, sen de kertenkeleydi, Kara Faruk'tu gibi şeyler saçmalama. Kimliğini gizlememiz gerekiyor bir süre daha. Cevap versene lan. Amirim ağzını açma dediniz, ben konuş diyorum işte ya. Sen var ya, sen numunelik bir adamsın ya. Ya bu dünyada senin eşin benzerin yok, bir tanesin yani. İkincisini görmedim, görsem kafamı keseceğim. Amirim çok teşekkür ederim ya. Çekme beni. Ben tekim. Ben tekim. Ya Zehra'cığım daha önce söylemiştim ama bir kere daha söyleyeceğim. Bir iç mimarlık ofisi ancak bu kadar estetik olabilir. Yani gerçekten çok etkileyici. Teşekkürler Semih'cim ama seninle birlikte tasarladık. Senin ona kompliman yapmadım diye şimdi darılır. Ay niye darılacağım canım? Yani tasarımın çoğu bana ait zaten. Yani Semih'cim bütün iltifatlarını kendime kabul ediyorum. Yo, hiç de öyle değil. Vallahi üzgünüm Zehra'cığım. Okuldayken de benden kopya çekerdin. Aa. Kuru iftira. Benim yaptığım çizimlere ismini yazıp hocaya veren sen değil miydin canım? Kızlar kızlar benim yüzümden kavga etmeyin. Çakala bak ya. Herkese nasıl da oynuyor. Her yeri başka oynuyor lan bunun. Ama ben bu oyununu bozarım arkadaş. Kızım. Hoş geldin. Ya? İyi. Sen neredeydin aslında Zehra'dan öğrenince geldiğini? Vallahi sevinçten havalar olmuştuk. Ya nasıl özlemişim ya. Daha da fıstık olmuşsunuz ha. Haberiniz olsun. Hoş geldiniz. Canım hoş bulduk. Sen de hiç değişmemişsin. Daha da yakışıklı olmuşsun. Daha bir tehlikeli olmuş değil mi? Evet. Kızlar şımartıyorsunuz beni ama. Yok kardeşim yok. Dünyam kaldırmıyor bu. Dalacağım ben bu herife. Zehra? Sen sözlendin mi yoksa? Aa, ne zaman? Çok ani oldu. Kusura bakmayın, haber de veremedim size. İnanmıyorum. Ne oldu Deniz? Ya çocuklar çok sevindim. Yani okul zamanından beri sizi birbirinize çok yakıştırıyordum. Tebrik ediyorum. Aa, Semih, Zehra. Ay canım, mutluluklar dilerim. Ne oluyor lan? Maalesef kızlar, ben biraz geç kaldım. Zehra'yı başkasına kaptırdım. Başka birisi mi? Şaka yapıyorsun. Kime? Ziya Hoca. Ziya Hoca mı? O da kim be? Ziya Hoca. Tanıştırayım. Zehra'nın sözlüsü. Aynı zamanda mahallemizdeki caminin hocası. Nasıl yani ya?
çok şakacısın. Şakacı şakacı. Şaka yapmıyorum. Nasıl yani? Yok artık. Şaka değil mi? Ne oldu, beğenemediniz mi cancanlar? Kıl kaptım ben bu ikisine. Semih'in tıynetinden bunlar. İfademizi alacağım, sıranızı bekleyin siz. Vallahi ne diyeyim kızlar. Bizim Zehra bir cami hocasıyla evlenme kararı almış. Vallahi aşkın gücü. o zaman Semih bize kaldı. Mızıkçılık yapmak yok Zehra'cığım. Hayırlı olsun hocam. Zehra'cığım, Allah tamamını erdirsin. Hocam, izin var mı? Bir arkadaşım tebrik edeyim. Yok artık. Yani bunun için de izin alacak falan değilsin değil mi? Yok yok, izin al canım. Çarpılırsın, aman diyeyim. Ben böyle sarılırken çarpılırmışım. Böyle... Yani... Ben adamı öyle değil, böyle çarparım. Ziya hocam. Hocam ne yapıyorsunuz? Sana ne? Sen hiç konuşma Zehra. Hocam ben ne yaptım? Allah Allah, bu iki tane ergen kokuş karının yanında hiç savunmadın bile beni. Bir de konuşuyorsun. Gözümde değilim artık. Al, gördüm gerçek yüzünü. Hocam yapma, ne olur terk etme beni. Yalvarırım, bırakma beni ne olur. Gülüm gülüm. Ne demişler? Son gülen iyi bilermiş. Semih'ciğim, sıkıldım ben. Çıkıp biraz gezebilir miyiz? Vallahi patron izin verirse çıkar dolaşırız şekerim. Ne patronu? Sen bilmiyor musun? Ben burada işe başladım. Zehra benim patronum. Yani çok ısrar etti, ben de kabul ettim. Böyle güzel patronu nereden bulacağım değil mi? O yüzden o izin vermezse şuradan şuraya gidemeyiz. Saçmalama Semih. Yarın başlarsın. Gidip yapın ne yapmak istiyorsunuz. Melis'cim nereye gidiyorsun? Canım benim biraz başım ağrıdı, eve gidiyorum. Tamam. Söylesene bana nasıl oldu bu iş? Kız yoksa kendini değile mi verdi? Ama çok karizmatik adam. Alırlar elinden, dikkat et. Gel Kubilay. O Kara Faruk lavuğundan haber var mı lan? Yok patron. Zehra Hanım 24 saat takip ediyoruz. Ama izinle rastlayamadım. Ulan şu havalara bak. İzine rastlayamadım. Cengiz kasıntısından kurtulduk. Şimdi de bu kıl herif çıktı başımıza. Allah Allah. Zehra Hanım da ayağına denk kalması lazım ya. Olmuyor böyle. Koskoca Ziya Hoca'nın sözlüsü. Öyle hareket etmesi lazım ya. Utanıyorum arkadaş ya. Utanıyorum ya. Koskoca Ziya Hoca'nın sözlüsünü 7/24 takip ettirmeye utanıyorum arkadaş. Ama biliyorum bunlar
Hep o kara Faruk da onun yüzünden. Bu da anlaması lazım Ziya Hoca'nın benim için ne kadar önemli bir insan olduğunu. Ona yapılan yamuk bana yapılmış sayılır. Öyle değil mi Namık? Öyle abim, haklısın ben. Başlayacağım senin Ziya Hoca'na ya. Ulan Mülhan da evliya sanacak adam ha. İşte. Muhteremi de ziyaret etmemiz lazım. Ne zamandan beri ziyaret etmiyoruz. Ayıp oldu. Belki sözlüsü konusunda da bir uyarmak lazım ama nasıl yapacağız bilmiyorum ki. Dikkatli olması lazım Namık. Olmuyor be. Olmuyor. Yoksa bile kesin olacak. Günaydın kızım. Günaydın. Üsküdar'da sabah oluyor. Sen daha yeni uyanıyorsun. Ben seni iş kabul etmemesi için baskı yapsaydım. Zehra'nın yanında çalışmak zordur filan deseydin. Hiçbir şey yapmadın mı Melis? Boşuna anne. Boşuna uğraşıyoruz. Boşuna konuşuyoruz. Semih'in bana bir şey hissettiği yok. Hatta baya baya Zehra'yı seviyor. Bu çok net. Ne yapalım? Oturalım da Zehra'nın Ziya'yı bırakıp Semih'e koşmasını mı izleyelim ha? Kalk, yüzünü gözünü sil, makyajını tazeler de Semih seni böyle görmesin. Kalk. Anne rahat bırak beni ya. Semih'in bana bir şey hissedeceği yok. Beni boş heveslendirme ya. Melis, Melis bir tanem sakin ol. Şimdi sinirlisin ondan böyle diyorsun. Yani varsın Semih Zehra'nın yanında işe başlasın. Sen güçlü dur. Hemen ipleri Zehra'ya teslim etme. Hem Seda Semih'i olduğu gibi seviyor. Yani fena mı olur onunla bir yuva kursa? Yapamıyorum anne, olmuyor. Çok yoruldum. Semih'in ilgisini çekmeye çalışmaktan çok yoruldum. Beceriksiz aptal. Ya. Aptal. Yani Semih'i evlenecek başka birine kaptıracak kadar aptalsın. Ya anne yeter ya. Yeter. Ya hayatını Zehra'ya kaptırmaktan bıkmadın değil mi? Bütün hayatını Zehra'ya kaptırdın. Şimdi Semih'i kaptırırım ne fark eder diye düşünüyorsun değil mi? Ha inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Bir tanecik kızım var. O da bana değil pasarık babasına çekti. İnanamıyorum ya. Alacağın olsun senin de Zehra. Beni orada savunmadın o aptal kızlara karşı. Oh. Hocam merhaba. Merhaba. Ben de size geliyordum. Verin şu mübarek elinizi bir öpeyim. Vallahi öpmeyin diyeceğim ama. Müsaadeniz hocam. Nasılsınız hocam? Sağ olun Kerem Bey. Siz nasılsınız? Ben iyiyim de pek bir keyifsiz gördüm hocam sizi. Canınızı sıkan mı var hocam? Yok yok efendim. Yorgunluk diyelim biraz işte. Onun haricinde iyiyiz. Ben olan arkadaş. Şu mübarek adamı yüzüne karşı nasıl söyleyeceğim ya? Sözün seni kara farklı boynuzluyor diye. Ha? Hocam merhaba demek için gelmiştim de. Duanızı eksik etmeyin hocam. Alasmadık hocam. İyi geceler, iyi geceler. Şu deli Kenan bile beni Zehra'dan daha çok düşünüyor ya. Niye kimse yok Melis, dedem nerede canım? Dedem izlemek istedin herhalde. İyi misin sen? Sayende çok iyiyim. Ne diyorsun anlamadım. İşine gelmediği için anlamazsın Zehra. Melis biliyorsun bugün ofiste olanları. Gerçekten çok yorgunum. Biliyorum. Yeni yardımcı aldın ya kendine. Yorulmazsın artık. Umarım ama iş hayatı hep zor işte. Her şeyden şikayet edip duruyorsun. Her şey senin ama hiçbir şeyden memnun değilsin. Neymiş benim olan? Bu ev, bu hayat, dedemin sevgisi. Her şey senin.
Ama yetmiyor değil mi Zehra? Melisan ne diyorsun, ne saçmalıyorsun? Oysa ki benim hiçbir şeyim yok. Ne dedemin sevgisi var, ne annemin saygısı var. Yıllar sonra bana değer veren birisi çıktı ortaya, onu da elimden almaya çalışıyorsun. Melis saçmalıyorsun. Tabii, saçmalarım ben. Melis saçmalar, Melis aptal çünkü. Kimim ki ben ya? Ha? Aptal olduğum için elimdeki her şeyi alabilirsin değil mi? Kimi elinden almaya çalışıyorum pardon? Semih'i. Semih'i mi? Yetmez mi? Melis, ağzından çıkanı kulağın duysun senin. Sınırlarını aşıyorsun şu anda. Sınırlarımı aşıyorum ha? Sen sınırları aşmak ne demek bilir misin acaba? Yakında Ziya Hoca ile evlenecektin ama gözün dışarıda. Zavallı Ziya Hoca. Bu kadar ahlaksız birisi olduğunu bilseydi. Melis, sana sınırlarını aşıyorsun dedim. Ziya Hoca, Kara Faruk, Semih. Oh ne güzel. Üç adam birden Zehra. Annenle baban hayatta olsaydı bu kadar düşmezdin. Annemi babamı ağzına alma. Sen kim oluyorsun da benim kızıma tokat atıyorsun ha? Ne sanıyorsun sen kendini? Bırak anne. Hayat ona tokatı vurmuş zaten. Ben sana ne yaptım da böyle davranıyorsun ya? Ne oluyor ya? Ne bu gürültü Allah aşkına? Yine mi kavga ediyorsunuz? Ne oluyor biliyor musun? Zehra Melis'e tokat attı. Zehra doğru mu? Ne oluyor burada? Zehra? Ne alıyorsun? O çok iyi. O çok iyi Ekrem Bey. Benim kızım kötü. Torununuz kızıma tokat attı. Ya bu ne kötü sağlık ha? Bu ne dertsizlik böyle? Kızım, doğru mu? Konuşsana kızım. Utancından konuşamaz dedeciğim. Bu senin sevgili torunun var ya. Yakında Ziya Hoca ile evlenecek olan sevgili torunun. Ziya Hoca'yı da aldatır. Gözü dışarıda bunun. Görürsün. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ha? He? Yeter artık sus. Ne yapacaksın? Şimdi dövecek misin ha? Kendinize gelin ya! Yeter! Melis, beni çok şaşırttın ve çok da üzdün. Hemen Zehra'dan özür dile, hadi. Ben miyim dedeciğim özür dilemesi gereken? Zehra bana tokat attı, bana vurdu. Ya neden onu koruyorsun hep, neden? Yine onu mu savunuyorsun bana? Kimse benim torunumun onuruna laf edemez. Sen de... Sen de. Peki kimse senin torununa tokat atabilir mi dede? O da senin torunun ben de. Neden onu koruyorsun? Ben senin üvey torunun muyum? Kızımı ne hale getirdiniz ya? Bu yaşta sinir hastası yaptınız. Yazıklar olsun size. O tokat atmayacaktı Zehra. Sana da yazıklar olsun Feruh. Sen salona geç. Ben konuşurum. Hadi. Anne gel. Melis aç kapıyı deden. Aç kapıyı. Keşke Zehra'ya gösterdiğim kadar sana ve Hali'ye de sevgimi gösterebilseydim. Biliyorsun, Zehra çok küçükken yüksüz ve yetim kaldı. O benim sevgime çok muhtaçtı. Düşünsene, annen her durumda yanında. Seni canından daha çok seven bir baba. Ona hiç sahip olamadığı ana baba sevgisini ben tek başıma vermeye çalıştım.
yapma kol kanat gelmek zorundaydı. Anlıyor musun? Bu yüzden birbirinizi çok sevmeme rağmen onunla çok daha fazla ilgilendim. Sen de benim biricik torunumsun. Sen benim bir tanemsin. Canımsın. Dedeciğim. Canım. Ağlama bakayım. Koskoca kızsın, bebekler gibi ağlıyorsun. Sen bakayım gözümün yaşına. Seninle bir evlendirsem. Evet. Ne güzel olur değil mi? İki torunumu da böyle beyaz gelinlikler içerisinde görmek. Zehra, Ziya Hoca ile evlenecek değil mi dedeciğim? Tabii evlenecek. Ben o evliliği görmeeden, seni de evlendirmeden vallahi şuradan şuraya gitmem. Zehra için bu dünyada Ziya Hoca'dan daha uygunu yoktur. Canım benim, canım. Dedeciğim. Ağlamasına hiç yakışmıyor. Hep güldüm ama. Gül bakayım. Dedeciğim. Ne oldu bana? Neredeyim ben? Bir kaza geçirdiniz efendim. Şu an müşahede altındasınız. Ne kazası ya? Niye benim haberim yok? Gitmem lazım. Cemaat beni bekler. Beyefendi bu şekilde bir yere gidemezsiniz. Cemaat beni bekler. Beyefendi. Gitmem lazım benim. Cemaat bekler diyorum. Beyefendi gidemezsiniz. Gitmem lazım. Cemaat beni bekler. Ah ulan Zehra, ah. Ne gurur bıraktın bende, ne bir şey. Canım kardeşim. Buyurun hocam. Merhaba hanımlar. Oturabilir miyim? Tabii buyurun hocam. Tabii buyurun. Aa. Nasılsınız hocam? Sağ olun Biber Hanım. İyiyim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. İşte biz de gördüğünüz gibi. Hocam yeni çay demledim. İçer misiniz? Bir tane alayım be. Betü seninkini taze değil mi? Olur hayatım. Zahmet olmasın. Sevacığım çayın yanına kurabiyelerden de kesin tatlı. Oo, ikramlar sağ olun. Betül Hanım, gerçekten çok şanslısınız ya. Ne bileyim, anneniz, güler yüzlü bir teyzeniz. Yani üzerinizde titreyen insanlarla beraber olmak güzel olsa gerek. He? Benim bir de abim var. Ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ben bunu. Abim. Yıllardır aradığım abim. Ben yıllardır onu arıyorum hocam. Seval.
Birazdan getireceğim çantası. Senin ne işin var burada? Sana demedim bir daha beni rahatsız etme diye. Ya sen ne laf anlamaz adamsın ya. Ama böyle yapma Seval. Böyle yapma lütfen. Bak ben seni çok seviyorum. Ben sana ne aldım? Ha? Bak çok güzel bir hediye aldım. Ya ne hediyesi be? Ne hediyesi? Kokolya aldım. Çok... Alma bırak hediyeni. Ama böyle olmaz. Böyle olmaz. Ben ilişkimizi tekrar kurtarabilmek için sana hediye alıyorum. Üzerime düşen ne varsa yapıyorum. Lütfen biraz sorumluluk al. Sen de böyle şeyler yap. Sen benim karımsın ya. Ne karısı be? Gerizekalı. Boşandık biz. Şunu Okan'ın kafana sok. Boşandık. Sen de şunu kafana sok Seval Hanım. Ben seni hayatta bırakmam. Ahanda buraya yazıyorum. Anladın mı? Sen benim karımsın. Sorumluluk al biraz. Üstüne düşen vazifeyi yap. Ben şimdi üzerime düşeni yapacağım. Üstüne düşen derken? Ne anladı acaba? Allah senin cezanı versin. Ben seni çok seviyorum. Hayır, hayır. Cami. Şükürler olsun Allah'ım. Ya ne kadar kolay yerdeymiş. Hay Allah razı olsun adamdan. Ne güzel tarif etti. Bak şıp diye buldum işte. Ay, o garip adama ben inanmamalıydım ya. Dön dolaş aynı yere gel. Neyse cemaati bekletmeyeyim ben. Evet. Muhterem cemaat. Bazen çok sevdiğimiz, kavuşmak istediğimiz bir insan hakkında... yalan da olsa gelen bir haber üzerine nelerimizi vermeyiz ki? Tıpkı şu defterden size okuyacağım hikayedeki gibi. Bakın, Mevlana'nın Şems-i Tebrizi hakkında verdiği haber üzerine yalancı bir adama para vermesi gibi. O adam yalancı denildiğinde de ben onun yalanına bu altınları verdim. Doğruyu söyleseydi zaten canımı verirdim demesi gibi. Evet muhterem cemaat. Bazen insan kavuşmak için uğrunda canını verdiklerine kavuşuyor kavuşmasına da. Onu bulduğunda şöyle sarılıp de seni buldum bile diyemiyor. İşte o yüzden bu dünya bir imtihan dünyasıdır sevgili cemaat. Bunu sakın unutmayalım. Sakın bir daha karşıma çıkma. Sen benimsin Seval. O şeyi 100 kere kafama atsan da bunu unutma. Sen benimsin. Sen de benimle evlenmek istiyorsun. İtiraf et. İtiraf et hadi. İtiraf etsene. İtiraf ediyorum. Şükürler olsun sana. Bismillahirrahmanirrahim. Lan hamur gibi yığıldı. Lan bayılıyorum. Amca iyi misin? Kız ağrım gitti. Taksi çağır. Ben bulacağım taksi. Amca gider olursun. Git hastaneye götüreyim adamı ya. Git. Taksi dur. Yardım et. Çok. Al bir yardım. Sen bak dur abi sen bak. Dur abi. Kaldır. Abi kaldır bacaklarından. Maşallah. Herkesin gecesi çok güzel geçmiş anlaşılan. Ne yapıyoruz? Tıp mı oynuyoruz? Amcacığım. Tuzluğu alabilir miyim lütfen? Tabii canım. Al canım. Teşekkür ederim. Ben yokken bir şey mi oldu ya? Melis'ciğim, reçeli uzatır mısın? Tabii. Teşekkür ederim. Ben bugün var ya acayip heyecanlıyım. Yani bugün benim yeni hayatımın ilk iş günü. O yüzden yani.
Semih, yeni işin hayırlı ve uğurlu olsun Eda. Çok teşekkür ederim Ekrem'cim. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Geleceğin niye haber vermedin? Sürpriz yapamaz mıyım canım? Yapabilirsin tabii. Çok güzel bir şey oldu. Gelirken tüp bebek merkezine uğradım. Raporlar çıkmış. Yani? Yanisi. Doktorlar bebek sahibi olmamız için hiçbir engel olmadığını söyledi. Aşkım. Canım. Açalım canım ağzımızı biraz. Evet. Merhaba doktor hanım. Buyurun hocam. Ben muayene olacaktım da. Hocam ben çocuk doktoruyum ama. Doğru. Çocuk doktoru dediniz değil mi? De insanın çocukluktan kalma hastalıkları da olabilir değil mi? Ne bileyim, kaba kulak, su çiçeği. Ama onlar eskiden de diyorsunuz. Hocam, hastalığınız neydi? Yok bir şey. Doktor hanım yok bir şey. Önemli bir şey değil. Buyurun siz devam edin. Kardeşim benim. Bu kadar zeki miydin kız sen? Canım benim. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler hocam. İyi günler Vera Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ben de. Vallahi Betül Hanım'a çok iyi yetiştirmişsiniz ya. İnsanlara yardım etmekten mutluluk duyuyor. Çok güzel bir kalbi var. Kızım kendini yetiştirdi Ziya hocam. Benim öyle fazla bir etkim olmadı. Yok yok öyle demeyin. İyilikseverlik de belli ki size çekmiş. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Sizden de efendim. Hayırlı günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Kardeşimi yetim eksiz bırakmadan onu büyüttün ya. Ben de sizi yalnız bırakmayacağım. Artık ailem sizlersiniz. Görüşürüz kardeşim. Gel Semih. Zehracığım çalışmanızı bölüyorum ama Ekrem amca aradı. Beni size evden alıp alışverişe çıkarmamı istiyor. Emir büyük yerden anlayacağım. Tamam. O zaman öğleden sonra ikin yedi buluşalım. Tamam, ben çıkıyorum o zaman. Görüşürüz orada. Görüşürüz. Zehracığım nereden çıktı bu alışveriş? Ne bileyim, dedem istemiş. Ha. Ben en iyisi Ziya Hoca'yı arayıp haber vereyim. Zaten Semih geldiğinden beri bir tuhaflaştı. Başlar şimdi. Ruk cemaatimdi, itibarımdı. Aferin Zehracığım. Evleneceğin adamı böyle yanı taşıyacaksın. Hadi hadi ara. Aramasam mı ya? Arasam mı? Aramasam mı? Arasam mı? Zehracığım arar mısın? Şimdi niye aramak istemiyorum biliyor musun? Tam namaz vakti ya. Hı. Yanamazını bölmüş olursam. Namaz vakti mi acaba? Neyse ararım onu da bir şey soracağım. Sen de gelsene alışverişe. Ay gelsen mi acaba? Gel tabii stres atarız. Tamam, geliyorum. Dikkat et lan. Kardeşim. Ha? Durum hoca için iyi, bizim için kötü. Ya ne biçim konuşuyorsunuz Şevket? Hiçbir şey anlamıyorum. Ne oldu ya? Ya neyi anlamıyorsun ya? Beni hastaneye gönderdin ya git bak diye kontrol et diye. Hocaya bir şey mi olmuş yoksa? Yok olmamış. Ya en azından
Şimdilik bir şey olmamış. Cemaatim cemaatim diye hastaneden kaçmış. Ey Allah'ım ya. Ulan memleketin en tutkulu hocası bize denk geldi. Ben anlamıyorum ki bu nasıl bir iş. Sen anlamıyorsan ben ne sanırım kardeşim? Müsaadenle ben motoru bırakacağım, görüşürüz. Şu an namazdayım, sonra ararım seni. Allah razı olsun hocam. Hocam, he. Bir insan namaz kılarken telefonla konuşunca namazı bozulmaz mı hocam? Bozulur tabii Hicabi. O namaz namazdan sayılmaz. Ya cemaat, namaz kılarken şu telefonlarınızı kapatın ya. Namaz mı kılacağız, horon mu oynayacağız yani? Ayıptır, yazıktır, yapmayın ya. Doğru söylüyor. Doğru. Efendim Zehra Hanım. Ziya Hocam, namazınızı bölmüyorumdur inşallah. Gerçi namaz vaktine bakıp aradım ama. Yok değilim, sağ olun. Çok naziksiniz. Biz öğleden sonra arkadaşlarla alışverişe gideceğiz de. Ona haber vermek istedim. Semih de sizinle mi? Evet. Ben de geliyorum. Neredesiniz? Aha. Tamam. Ulan seni. Ulan seni. Zehra'yı yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Sen de gelmesen ben ne yapardım bu kadar kızla, değil mi? Sen ne yapacağını gayet iyi bilirsin. Bana başına film yapma lan burada, çakal. Zehra bak. Denesene, sana çok yakışır. En çok sana yakışır Semih pisliği. Esas senden o elbisin. Evet Zehra, içimizde en iyi sen taşırsın. Şahane bir parça bu. Çok açık değil mi? Bence de çok cesur bir elbise Zehracığım. Değil mi? Hı-hı. Olmaz zaten. Tarzım değil. Bence tam olarak senin tarzın. Sen ne diyorsun Zehra hocam? Zehra'ya yakışmaz mı bu? Vallahi elbiseyi giyecek olan kişi Zehra. O yüzden onun beğenmesi önemli. Biz ne desek boş. Değil mi Semihciğim? Ziya'cığım. Bence sana çok yakışır. Ziya hoca bence onu giymez ama neyse. Ya yok, ya ben daha çok slim fit modeller tercih ediyorum da o yüzden. Ben slim fit bakayım o zaman. Semihciğim, o modeller bu sene biraz demode. Öyle mi? Ha evet. Böyle altı beyaz çizgili modeller daha çok yavaşta yani. Ziya hocam, moda deyince burada duracaksın. Bu modeller bu sene herkesin ayağında. Beyefendi, bunlar iki sezon öncenin alt ötürünleridir. Beyefendinin bahsettiği yeni modellerimiz bitimdedir. Denemek isterseniz buyurun. İstemez. Bir deneseydin ya. Hoca da stili rehberi çıktı. Semih de fena bulsa. Ben artık Ziya Hoca'ya şaşırmıyorum kızlar. Ziya Hocam. Efendim. Benim de sizinle tanışmam olur musunuz? Ya abartmayın hanımlar lütfen. Ben de herkes kadar takip etmeye çalışıyorum o kadar. Çıktı mı canım? Oo, işiniz.
Şimdi ne yapıyoruz? Seninle ofise geçeriz. Oradan da eve gideriz. Akşam sana eniştemle ablam yemeğe gelecek. Ya aslında benim de ofiste halletmem gereken birkaç iş kaldı. Yarın halledersin Semih. Olmaz öyle şey, ipinden işi savsaklamak. Bak şöyle yapalım. Melis, şimdi ben seni eve bırakayım. Oradan ofise geçerim, işleri hallederim. Akşam da hep beraber eve geçeriz kızlar. O zaman ben de ofise geleyim. Hem bir kahvemizi içerim, oradan da mahalleye geçerim sonra. Ziya Hoca ciddi ciddi Semih'e kıskanıyor. Baksana. Ay bir dakika olsa Ziya'mıza bakmıyor. Yok muymuş? O mahalledik servisini denesin diye kıskanıyormuş gibi yapıyorum. Canım. Çok güzel bir günde. Her şey için çok teşekkür ederiz. Tekrar yapalım tamam? Evet. Yine yapalım. Hoca falan çok tatlı. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Gerçekten kaçırma Ziya Hoca'yı. Çok karizmatik bir adam. Karizmanın dibi. Elinden alırlar. Güçlü. Bunlar da Semih'le aynı model. Ayar oğlum, ayar. Hocam, akşamki yemeğe geliyorsunuz değil mi? Eniştem de orada olacak. Hem tanışmış olursunuz. Peki, ben gelmeye çalışırım. Ama şey yapmayın. Zehra Hanım, benim acil gitmem lazım. Mahallede beni bekliyorlar da. Olur, görüşürüz. Buyurun, siz gidin. Tamam. Ziya Hocam. Allah Allah. Ziya Hoca değil mi lan bu? Evet abi. Ziya Hoca gibi bir adamla bu Semih lavuğunun ne işi olur ki lan? Gidin alın gelin lan şunu bana. Tamam abi. Semih. Gel bakayım. Gel bakayım gel. Abiciğim merhaba. Merhaba. Senin Ziya Hoca'yla ne işin var lan? Ha? Çakallık falan mı peşindesin oğlum ha? Ne ayaksın? Hayır abiciğim, estağfurullah. Ziya Hoca benim çok yakın arkadaşımdır. Sen kimse Ziya Hoca seninle arkadaşlık yapacak lan? Ziya Hoca gönlü zengin bir adamdır. Başım ne zaman sıkışsa benden dostumu esirgemez. Ha. Öyle söylesene oğlum. Arayışın ne yaptın? Birkaç gün içinde hallederim abiciğim. Aferin, aferin. Bak, Ziya Hoca gibi muhterem bir arkadaşım varmış. Tövbe et. Bırak bu dolandırıcı, üçkağıtlık işleri. Adam ol biraz, adam. Tamam abi. Hadi yürü şimdi güzel. Zehra Hanım. Ziya Hoca bizim için çok önemli ve muhterem bir zattır. Ona yapılmış, yapılacak her türlü yanlışı kendimize yapılmış addederiz biz. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ben söyleyeceğim, söyledim. Saçmalayanın kim olduğu belli. Anlasanız iyi edersiniz artık. Hem bu arada iş teklifimiz hala geçerli. Ya sana kaç kere hayır dememiz gerekiyor acaba? Ha? Selin Hanım ne düşünüyor bu konuda? O da hayır diyor. Oo Selin Hanım, bu ne kadar güzel bir tesadüf. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun. Lan Kubi, eğer Kenan abi bu kıza kafayı takarsa var ya, yan bastığımızın resmini söyleyeyim sana. Ulan Cengiz cevap veriyordu. Bu herif bildiğin odun. Odun herif. Zehra Hanım, teklifim hala geçerli. Bir düşünün.
değerli diyor ya. Ne oluyor ya? Aa. Zehra'cığım, şu bacanakla bir tanışsak artık yahu. Nerede? Geliyor enişte, o da gelecek bu akşam. Hı, gelsin, merak ettim gerçekten. Ya, bu arada Semih hayırlı olsun ya. Zehra'nın ofisinde işe başlamışsın. Öyle oldu, çok ısrar ettiler. Ben de kesin dönüş yapacaktım zaten. Sağ olsun Ekrem amcam ve Zehra vesile oldu. Süper olmuş. Bu ne demek oğlum? Zehra'nın da güveneceği birine ihtiyacı var, değil mi? Sağ ol. Adem afiyet olsun. Demet. Abi merak etmeyin, her şey kontrol altında. Ne işin var lan senin burada? Misafir gelmiş, azarlıyorsunuz. Bir yer gösterin orada şu çocuğa, otursun. Gel delikanlı, gel. 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 Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş geldin. Ben bu kadından korkuyorum ya. Afiyet olsun. Senin hanım nasılsınız? Senden tuz isteyen mi oldu? Karabiber. Sıcaksa üfürebilirim yemeniz. Üfüreyim mi? Gerizekalı. Ya insan ne zamandır soracağım bu. Hani Zehra'yı mafyanın elinden kurtaran adam. Karaçalı mı ne? Karafaruk. Ha! Karafaruk. Bir türlü aklıma gelmedi ismi. Ne oldu, yakalayabildiniz mi? Henüz değil efendim. Ama yakalayacağız en kısa zamanda. Bu adamı bulursan buraya getir, bana bir teşekkür borcun var. Torunumu kurtardı ya, bana bir teşekkür etmek istiyorum. Efendim, yemeğimizi yedik. Ağzımızın tadı yerine geldi. O zaman küsleri barıştıralım. Gelsin bakalım küsler buraya. Onlar kendilerini biliyorlar. Küsler gelsin dedi. Bir daha söylemeyeceğim. Üçünüzü de çok seviyorum. Sizin de birbirinizi sevmenizi ve saymanızı istiyorum. Aynı çatı altında küstük olmaz. Hadi şimdi öpüşün ve barışın. İçinde küslük olmaz, öpüşün ve barışın dedim, değil mi? Hı?
bu çatı altında kavga ve küslük istemiyorum. Tamam mı? Teşekkür ederim. Amca ne güzel konuştu ya. Senin hanım, parti size de sıkıcı gelmedi. Ya şu hayat ne kadar garip değil mi? Hayır değil. Siz de kendinizi acaba kalabalıklar içerisinde yalnız hissediyor musunuz acaba? Ha, kararlısın yani. Gece bitmeden bütün klişe lafları arka arkaya sıralayacaksın. Anlayamadım. Aa, bu tablo ya. Hey gidinin tablosu. Bu tablo nereden nereye geldi? Hani bir şarkıda vardır ya, dağları deldi geçti. Aynen o hesap. Kara Faruk bu tabloyu buraya getirerek biz insanlara nasıl bir şey anlatmak istiyor, benim aklım almıyor bunu ya. Düşünüyorum düşünüyorum, hala aklım almıyor. Sen ne diyorsun be? Efendim, ne kadar zamandır buradasınız? Bu tabloyu kim buldu dedin sen? Ben arada sırada bir şeyler kurguluyorum sıkılınca böyle. Polisin yazarı gibi. Yani olmamış şeyleri olmuş şeylermiş gibi göstererek insanoğlunun doğasıyla oynama. Bunu insan amirime sorabilirsiniz isterseniz. Amirim! Sus Demet, sus! İnsan! Ne diyor bu herif? Efendim? Çocukcan bu salağın kafasına vurdukları için öyle ne dediğini bilmiyor. Aslında şey ettik biz bu mevzuda. Şey... İnsan! Lafı geveleme! Evet efendim. Teşekkür ederim. Bugün 3 demlik çay içti. Ay bırak içsin kızım, ne zararı var? Bence Zehra Ziya Hoca'yı sevmiyor. Hoppala, bu da nereden çıktı şimdi? Bir kadın sevmediği bir adamla neden evlenir ki? Akşam akşam ne diyorsun sen kızım ya? Allah Allah. Seval Hanım. Onlar Leyla ile Mecnun gibiler. Sırf ben dinliyorum. Bütün mahalle bunu konuşuyor. Zehra'nın o maskeli adamla gönül ilişkisi varmış diyorlar. Kötü söz sahibine aittir. Zehra Hanım'ın Ziya Hoca'ya ihanet edeceğini hiç zannetmiyorum. O da sizin gibi onurlu ve iffetli bir kadın. Sana mı sorduk? Şşş. Senin ne işin var burada? Sana bir daha buraya gelme demedim mi? Çık yoksa polisi çağırırım. Çıkmıyorum. Seval Hanım çık dedi. Duymadın mı? Duymadım. Siz karışmayın lütfen. Rica edeceğim. Bu sefer sizi kıracağım. Beyefendi demek ki uzaktan duymuyor. Ben bir de yakından söyleyeyim. Gel gel, çekinme gel. Gel gel, buyur buyur. Duydun mu? Bana bak. Lan! Yine mi? Bak polisi arayacağım ama. Ya Ünsal, böyle bir şeyi benden nasıl gizlersin sen ya? Damadımız aile yadigarımızı buldu getirdi dedik, bağrımıza bastık. Ayakta uyutmuşsun. Yazıklar olsun sana. Madem sen Zehra'la halinin
rahmetli annesinin tablosunu geri getirdin. Artık bundan sonra sen benim sevgili damadımsın. Efendim, ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. Biz anlayacağımızı anladık. Maalesef. Keşke hiçbir şey anlamasaydık. Kara Faruk madem ki tabloyu getirdi, o zaman o çok iyi bir adam. Hem Zehra'yı da kurtardı. O bizim ailemizin iyilik meleği artık. Ünsal, onu yakalamayacaksın. Beni duydun mu? Evet efendim. Güzel. Ya da yakalasan da bana getirmek için yakalayacaksın. Kahramanım benim ya. Süper kahramanım. Görüyor musun seni? Tabloyu da o bulmuş. Vallahi Zehracığım çok şaşırdım. Ay senin kalbim küt küt atıyor. Doymadı. Ya oğlum ya. Bırak gitti. Sen önüne. İndir önüne. Çekil. Burası senin babanın dükkanı değil. Öyleyse gel duran buraya gelemezsin, anladın mı? Ömer Hanım siz çekilin, anlamıyorum. Ya bir çekil gelsin lan, bir gel gel. Oğlum sen gel bu bari ya. Duvar şu kadınlara. Çekil. Hadi sen de yoluna. Bana bak. Seni son kez uyarıyorum. Bu dükkana öyle istediğin zaman girip esip kavuramazsın, anladın mı? Dükkanımın bütün bereketini kaçırdın ya. Dur dükkanın bereketine ha. Ne oluyor lan orada? Senin yüzünden artık müşteriler buradan ayağını kestiler. Namık böyle bir alakan yok. Seval'le de bir bağın kalmadı. Anlasana Namık. Senin kiminle bağın var? Aramızda yedi göbekten yabancı olan kim acaba? Bana bak. Nereden geldiğini unutma. Hatırlatırlar. Benim kardeşimi bu lafı eden adamı anasından doğduğuna pişman etmez miyim lan ben? Hemen çık. Ben sus. Hemen çık buradan. Yürü git lan. Yoksa bizim mahalle toplansa seni elimden alamaz, anladın mı? Hadi lan. Yürü git lan. Hadi lan. Yürü. Yeter artık. Bunda sineye çekecek değilsin değil mi? Ya ben ne yapayım dede, ben de şimdi öğrendim. Çok şaşkınım. Ben sana kaç defa söyledim bu adam boşu diye. Bakmış bize gelenlere. Ekrem Bey amcacığım, bakın ben size durumu anlatabilirim. Yengeciğim bakın çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Şimdi şöyle ki... Sus ulan. Sen gelsene ben de dışarı. Hiç şaşırmadım. Ne istedin lan benden? Ne istedin lan benden? Amirim, nefes alamıyorum şu an. Alma lan. Alma. Aldığın havaya yazık. Ulan havaya yazık lan. Oğlum senin benim hayatıma kastın mı var lan? Böyle bir şey nasıl düşünebilirsiniz amirim ya? Bitirdin lan beni. Beni bitirdin lan. Senin yüzüne belki de karım beni boşayacak. Ulan seni tanıdığım güne lanet olsun be. Peki amirim. O zaman ben giderim buralardan. Sizi bir daha rahatsız etmem. İstifa edin. Ben gardiyanla gidip geri dönerim. Zaten nöbet kimse. Vallahi anandan doğduğuna pişman ederim seni, anladın mı lan? Sen ne biçim hocasın lan? Yani
senin gibi derin dilinden anlayan bir hocayım. Tamam. Anladım, tamam. Basket lan. Tamam. Basket. Hocam. Buyurun Sevan Hanım. Hocam yanlış anlamazsanız size bir şey söylemek istiyorum. Buyurun Sevan Hanım. Arkadaşınız Şevket'le ilgili. Hayırdır? Bir şey mi yaptı? Evet. Sürekli pastanede çok fazla samimi oluyor. Uygun dili uyarmaya çalıştım ama kendisi pek anlamıyor. Bakın Sevan Hanım. Daha önce de söyledim size. Şevket kötü bir çocuk değildir. Kalbi çok temizdir. Ama siz rahatsız oluyorsanız tamam. Ben konuşurum onunla. Teşekkür ederim. Ulan Şevket, rezil ediyorsun beni millete ya. İyi akşamlar. Reşat'ım, yanlış anlaşılma için çok özür dilerim. Boş lafa karnımız tok. Komiser Ünsal Efendi. Anladık biz anlayacağımızı. Hadi güle güle, hadi. İyi geceler dedeciğim, kendinizi üzmeyin. Kızım, ben üzülmem. Sen de üzülme. Değmez. Daha neler yaşatacaksın bu kıza Ünsal ha? Bu kulaklar daha neler duyacak? Efendim ben aileyi hiçbir zaman isteyerek üzmedim. Daha nasıl üzeceksin ha? Üzdüğü kadar üzdün. Daha nasıl üzeceksin? İyi geceler tatlım. Damağım kurudu üzüntüden ya. Bu adam beni öldürecek. Bu adam benim katilim olacak. Dedeciğim, üzme kendini lütfen. Adam bize yalan söylemiş ya. Biz de adamı bir halt bildik. Tamam, şimdi işin aslını öğrendin işte. Ne yapalım dedeciğim, olmuş artık. Lütfen biraz sakin ol. Gel kardeşim. Çay efsane, gel otur iç. Şevket, hadi kalk yürü, gidiyoruz. Kardeşim, çay efsane, gel otur iç diyorum. Sen kalk gidelim diyorsun. Otur soluklan ya. Şevket, kalk diyorum sana. Hadi yürü. Hadi. Kalk. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Kardeşim ne oluyor? Bir şey söyleyecek misin? Söyleyeceğim. Şevket. Bir daha pastaneye gitmeyeceksin abi, anladın mı? Niye? Senin yüzünden şu Namık belası pastaneye musallat oluyor abi. Anladın mı? Ne diyorsun sen ya, ne saçmalıyorsun ya? Şunu söylüyorum, kardeşim orada, tamam mı? Namık'ın kardeşime bir zarar vermesini istemiyorum. Ya ayrıca senin yüzünden herif her gün orada arıza çıkartıyor, anlamıyor musun? Ya abicim, şu Seval'in peşini niye bırakmıyorsun ya? Kız seni istemiyor işte, anlamadın mı yani? Zorla güzellik olur mu Şevket? Yapma Allah aşkına. Kim istemiyor? Ya Seval. Anlamadın mı işte? İstemiyor seni. Kimi istiyor peki? Şevket. Kimi istiyorsa istiyor. Bize ne abi? Ben biliyorum ya kimi istediğini. İlk günden beri Seval'in sana nasıl baktığını görüyorum kardeşim. Vallahi senin işin de zor, biliyor musun? Bir tarafta Zehra, bir tarafta Seval. Şevket. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Benim Zehra'yı sevdiğimi bilmiyor musun? Seval'in de Betül'ün teyzesi olduğundan haberin yok mu? Sen ne biçim konuşuyorsun abi? Ha? Ayıp lan bu yaptığın. Yazıklar olsun be. Olsun kardeşim. Yazıklar olsun tabii canım. Yazıklar olsun. Bana yazıklar olsun. Sen sevince onurlu, ben sevince onursuz değil mi? Neyse kardeşim ya. Onursuz bir kardeşin olarak onurlu bir hareket yapayım ben, çekip gideyim, daha fazla rezil etmeyeyim seni. Ulan saçma sapan konuşma. Yürü git be. Hocam bir sorun vardı. Hacı abi başlatma soruna. Zaten asabım bozuk, sinirimi senden çıkarırım şimdi. Aman ya Rabbim ya. Özür dilerim hocam. Ah Hacı abi ah. Dayanamadım. Belki hocamın bir derdi var. Soru sorup duruyorsun. Olur olmadık ya. Hala konuşuyorsun ya. Ziya Hoca. Buyurun Betül Hanım. Bir şey mi oldu? Siz nasıl bir hocasınız ben anlamadım. Az önce Namık'a ağza alınmayacak sözler söylediniz, küfürler ettiniz. Adamı sokak ortasında dövdünüz. Şimdi de tertemiz kalpli olduğuna tüm mahallenin şahitlik edeceği Hicabi'nin kalbini kırdınız.
Bir sorun vardı diyen bir insana siz nasıl böyle davranırsınız? Bu nasıl bir ahlaktır? Bakın, Peygamber Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diye buyuruyor. Siz bunu hiç duymadınız mı? Sizin bu yaptığınız hiç yakışık alıyor mu? Anladınız mı beni? Ne dediniz? Ben kiminle konuşuyorum? Siz beni dinlemiyor musunuz? Ne söylediyseniz haklısınız Betül Hanım. Doğrudur yani. Pes doğrusu ben şu an inanamıyorum. Ben hayatımda böyle hoca ne gördüm ne duydum. Vallahi ben de böyle bir hoca ne gördüm ne duydum. Doğrudur. Ben böyle bir saygısızlık görmedim ya. Ben böyle bir hoca da görmedim. Ben böyle bir şey görmedim ya. Güzel aşık çevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Yemeyenler kalırın açar, gözlerinden kanlar saçar. Bu bir demdir, gelir geçer, duya bassın demedim mi? Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Vay be! Nici abi, sende ne cevherler varmış bu oğlum. Ne güzel okudun ilahi öyle. Hocam geldiğinizi duymadım. Kusura bakmayın. Estağfurullah, sen kusura bakma ya. Rahatsız ettik. Hocam. Hı? Bugün zamansız soru sorup canınızı sıktım. Hakkınızı helal edin hocam. Ya yok be Hicabi'cim. Ne canım sıkılacak. Senin görevin soru sormak, benim işim de soruları cevaplamak. He? Hepimizin bir görevi var işte. Sor bakalım, ne soracaktın sen? Yok hocam, ben çok yordum sizi, sormayacağım. Nici abi, hadi sor sorunu, sor. Yok yok hocam, yok. Hadi sor oğlum, sor. Vallahi yok hocam, sormayacağım. İyi tamam, sormayacağım, hadi. Şimdi hocam, şimdi sizin de kalbiniz kırılmasın. Çok da ısrar ettiniz. O yüzden hani bir tane soru sorayım. Sor hadi, sor. Kara Faruk, Kara Faruk. Kim bu Kara Faruk, ben merak ettim. Hayır, hep ismini duyuyoruz da. Kim olacak? Zehra'nın aşığı. Hem Zehra'yı mafyanın elinden kurtardı, hem de annesinden kalan tabloyu gönderdi. Çok aşık olmayan bir adam bunu yapabilir mi? Sesin! Ağzından çıkanı kulağın olsun. Sen ne dediğini farkında mısın ha? Fero, şu karnı sustur. Tüleyin. Gerçekten de abarttın artık ama. Ben mi abartıyorum ha? Ben mi abartıyorum? Ben bir şey demiyorum. Bütün mahalleli bunu konuşuyor. Kimsenin bir şey konuştuğu yok. Ben neden duyuyorum? Madem duyuyorsun da niye böyle bir şey yok demiyorsun? Ha? Ben Ziya ile evleneceğim. Bunu bildiğin halde nasıl böyle konuşabiliyorsun? Ateş olmayan yerden duman çıkmazmış. Ben Ziya'yı seviyorum.
çekemeyenler de böyle iftira atıyor işte. Yeter! Yeter dedim. Bu evde gürültü patırtı olsun istemiyorum. Anlaşıldı mı? Zehra, sen de Ziya'yla nişanlanacaksın. Anlaşıldı mı? Bu iş uzadıkça böyle dedikoducuların çeneleri açılıyor. Tamam dedeciğim. Tamam demek olmuyor. Ziya'yı çağır, konuşacaklarım var. Ettin Ünsal ya. Zehra'ya, dedeme, herkese rezil oldum. Ama hayatım. Sus, konuşma Ünsal. Bana gerçeği söylesen ne olacaktı? Bundan daha mı kötü olacaktı? Hayatım bak, gerçekten düşündüğün gibi değil. Açıklamama izin ver. O zaman da açıklamama izin vermediniz. Böyle sonuçlandı. Kim bu Kara Faruk? Kim bu Kara Faruk ya? Bu Kara Faruk... kertenkele. Ne? Kertenkele mi? Ay yine mi kertenkele? Hala mı kertenkele ya? Ölmemiş. Adam ölmemiş. Ben ne yapayım? Benim suçum ne? Ünsal, eve gelmiyorsun. Git karakolda uyu. Defol. Hale. Hayırdır Şevket? Kardeşim, ben senin hayatına fazlayım. Sürekli git git demiyor musun? Tamam işte, ben bakarım başımın çaresine. Sen de bak hayatına, dalgana. Şevket. Gömleğe katlanmıyor. Saçma sapan konuşma. Kardeşim, hiçbir yere gidemezsin, tamam mı? Çünkü sen benim kardeşimsin, anladın mı? Bana bak, bana. Bırakmam ben seni, hiçbir yere gitmiyorsun, tamam mı? Kardeşim, o ettiğin laflar öyle hafife alınacak laflar değil. Kusura bakma da, kim olsa gider ya. Ya tamam, özür dilerim. Ama biz birbirimize böyle ağır laflar söylesek de... öyle çekip gitmek yok oğlum bizim hayatımızda. Kırdıysam seni, gerçekten kusura bakma. Çok zor günler geçiriyorum be Şevket. Ulan sen de beni bırakıp gideceksen git zaten ya. Bana bak. Hiçbir yere gitmiyorsun, tamam mı? Kusura bakma. Sen de hakkını helal et kardeşim. Dağıt şu bavulu da. Kaldır şuradan, görmesin gözüm, asabım bozuluyor. Ben hazır komiser Ünsal falan yokken bir gideyim malikaneye görüneyim. Sen de bir çay koy, bir şey yap. Gelince içelim, tamam mı? Hadi. Kaldır şunu, hadi kaldır. Al hocam, ben de tam sizi çağırmaya geliyordum. Ekrem Bey sizi bekliyor. Hayırdır? Şimdi hani şu Zehra Hanım'ın annesinin tablosunu Ünsal Bey buldu sanmıştık. Hepimiz çok sevinmiştik ya. Onu Ünsal Bey bulmamış. Kara Faruk bulmuş. Ulan şimdi ayvayı yedik. Başımıza ne gelecek acaba? Bu Ekrem Bey, senden vazgeçtim. Zehra'yı Kara Faruk'la evlendireceğim demesin şimdi. İyi akşamlar. Oo, iyi akşamlar. Şöyle geç hoca. Sana güzel bir haberim var. Evet efendim, hayırdır, nedir bu haber? Bu hafta sonu nişan yapıyoruz. Baktım sizin acele edeceğiniz yok. Hemen nişan kararını al. Kaç haftadır nikah tarihi alın diyorum. Sizden çıt yok. Bu hafta nişan var. Hiç itiraz istemiyorum. Hazırlıklara hemen başlayın. Peki efendim. Nasıl isterseniz. Nişanı yapın. Hemen sonra da yıldırım nikahı. Kalk. Üşütüp hasta olayım da nişanlanmaktan kurtulurum diyorsan... zatürre olmak çok iyi bir fikir değil. Nişanlanmaktan kurtulmak isteyen kim pardon? Pek de hevesli değilsin galiba, değil mi? Yok.
Artık zamanı geldi. Niye mutsuzsun o zaman? Yani Ziya Hoca'ya da nişanlanıyorsun. Sevdiğin adamla sorun mu yaşıyorsun? Bir sorun yaşamıyorum Semih'ciğim. Mutsuz da değilim ayrıca. Sadece içerideki olaydan dolayı keyfim kaçtı hepsinin. Bu kız Ziya Hoca'yı sevmiyorsa neden evlenme kararı aldı? Ne iş çeviriyor bunları anlamadım gitti ya. Merhaba. Gel Ziya. Merhaba. Hava soğuk. Bu havada yürüyüşe çıkmasaydın Zehra'cığım. Nerelerdesiniz siz ya? Deminden beri sizi arıyorum. Hep böyle yan yanasınız bu aralar. Maşallah. Ne güzel eski günlerdeki gibi. Ben yürüyüşe çıkmıştım. Semih de yürüyüşe çıkmış. Aynı evde kalıyoruz ya Melis'ciğim. Bu yüzden bahçede karşılaşmamız çok olası bir durum. Geçmişi yad etmiyoruz yani. Niye gerildin şimdi Zehra'cığım? Hayır yani neden bir açıklama yapma gereği duyuyorsun ki? Zehra seni Kara Faruk ile aldatıyor Ziya Hoca. Aa, uyu bakalım sen. Ulan yine ne düşünüyor acaba bu tilki surat? Sevinç'im hadi biz içeriye girelim. Burası yeterince soğudu. Hem belki müstakbel nişanlılar baş başa kalmak isterler. Hay hay. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Soğukta fazla durmayalım bence. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Utanç verici olay. Ulan ben ne bileyim hangisi? Arkadaş nasıl bir kafayla yapıyorsun şu bulmacaları ya? Semih denen var ya, öyle bir ayar oluyorum ki kafasını gözünü kırmamak için zor tutuyorum kendimi. Kardeşim sen de niye bu kadar takıyorsun ki ya? Bırak, bırak içinde patlasın lavuğun. Sinsi lan, sinsi. İnce ince sokuyor lafları. Ya soksun Allah Allah, amma büyütüyorsun be kardeşim. Sonuçta Zehra ile sen nişanlanıyorsun. Allah Allah, bırak ayar olsun lavuk. Allah'ım ya Rabbim ya. Zehra ile nişanlanıyorum da ne oluyor sanki? Kız beni değil Kara Faruk'u seviyor. Abba, kardeşim Kara Faruk sensin ya. Yine şizoya bağladın. Ya tamam Şevket benim de. Kız biliyor mu benim Kara Faruk olduğumu? Ya dönüyorsun, dolaşıyorsun dağları, okyanusları aşıyorsun gelip aynı mevzuya takılıp kalıyorsun ya. Kara Faruk sensin oğlum. Ya Şevket kız beni sevmiyor ki oğlum. Elimi tutunca bir şey hissetmiyor ki. Göz göze bakınca böyle bir erip gitmiyor. Neyse işte ya. Benim ne yapıp edip Kara Faruk'tan vazgeçirmem lazım bunu. Gittik kendi elimizle kızı aşık ettik herife ya. O zaman kardeşim yapılacak tek bir mevzu var. Çıkacaksın karşısına diyeceksin ki my name is Kara Faruk. Mevzu bu. Ya bir sus sen de Allah aşkına. İlkokul seviyesi İngilizcenle artistlik yapma bana burada. Zehra Hanım bakın siz yakında nişanlanacaksınız. Bence durumu daha fazla zorlaştırmayalım. Bir dakika biz... Bu kararı daha bir saat önce aldık. Siz nereden biliyorsunuz benim nişanlanacağım? Ah lan ah. Salak kafam illa bir pot kıracaksın değil mi? Yani bunun haberini almama gerek yok. Sonuçta sözlüsünüz. Elbet bir gün nişanlanacaktınız. Kendiniz de söylediniz işte. Ama durum sandığınız gibi değil. Ben bunu açıklayabilirim size. Lütfen Zehra Hanım. Durumu benim için de, kendiniz için de daha fazla zorlaştırmayın. Ben başkasının nişanlısıyla bu şekilde görüşmeyi kendime yakıştıramam. Tamam, duygular başka. İnsan engel olamıyor olabilir. Ama insan yaşadıklarına engel olmak zorunda. Ziya Hoca ile evleneceksiniz. O iyi bir insan. Onu sevmeye çalışın. Sevilmeyi hak eden bir adam o.